just a Coca-Cola stock you. Hepsi. I ain't class, you make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Çok iyi abi bu. Böyle sıcak, taze, iyi malzemeden nasıl kötü olabilir ki zaten? Nasıl keyifler? Merhaba. Mustafa ben. Memnun oldum Dursan. Ben de. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Geliyor musun Enes? Adam seni bekliyor oğlum hadi. Sizin için geldim sizin gerçekten. Öyle mi? Adam teşekkür ederim. Bizim fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Tabii. Çekeriz. Kolay değil size fotoğraf çekmek. Estağfurullah. Kendimi ünlü gibi hissediyorum böyle olunca ya. Şöyle bir bilgi geçeyim. Konuşmanızdan bir 10 dakika öncesi. Ne haber? Hemen sizi de çekelim. İyi, sen ne yapıyorsun? İyilik valla, haberim yok ya. Ne? Valla ben şey, benim de yoktu diyormuş. Oğlum ne kadar şık giymişsiniz hepiniz ya. Ben demin birkaç kişiden story gördüm. Böyle dedim, Allah dedim. Şey gibi, çocuk gibi böyle. Mesut'ta ne varsa hemen verelim sana. Abi çocuk gibi geldik gene anasını satayım dedim ya. Ne haber? Abi sizi sıkı takip ediyoruz. Hadi ya. Süper. Süper ha. Estağfurullah abi, estağfurullah. Kimlik ne kadar şeymiş ya. Abi mükemmel oldu ya. Değil mi? Biz böyle çocuk gibi geldik al tişörtle. Sağ ol. Ya. Ünlü girişimciler her yerde, yemin ediyorum. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi'ndeyiz. Antalya'da efsane bir etkinlik. Çok sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız, mükellef ekibi de burada. Adamlar işini biliyor abi. En doğru yerlerde, her masada varlar. Biz de burada görünce aklımıza geliyor işte. Ay, kulis. İnanılmaz ya, ben kendimi şey, çok önemli biri gibi hissettim böyle yani şey. Biraz hayranınız çok. Mustafa'nın oldu. Estağfurullah. Deyince böyle şey oldu, birden Mustafa'nın önemli bir şey. Allah Allah, çok ilginç ya. Ben tabii şöyle oluyor, Ankara'da kendi ya da İstanbul'da iş güç kendi. Ya tabii oralarda da dışarıda özellikle böyle işte tanıyan oluyor falan da, kendi dünyamda çok izole iş yaptığım için böyle dışarıdan hikayenin nasıl algılandığını bilmiyorum. Kemerini çok sıkmayın dedim. Tamam, şöyle belinizi şey yapayım ben. Şöyle. Ceketiniz yok değil mi? Yok, böyleyim. Sonra gerisi gelir abi. Eğitimin alası var. Yani sadece bizim YouTube'da E-Ticaret Türkiye'yi takip et. Kolay değil'i takip et yeter yani. Samimi söylüyorum bu konuda. Çok teşekkürler. Başka soru alamıyoruz. Kendinize iyi bakın. Ben çok memnun oldum. Ben de. Çok teşekkürler size de arkadaşlar. Süpersiniz. Müthişsiniz. Görüşürüz. Herkesle. Şunu da aldım. Bu neymiş ya? Ha. Coworking. Kaçıyoruz şuradan. Görüşmek üzere. Nereden çıkıyorduk bu arada? Oradan sağ. Henüz sağ değil mi? Görüşürüz. Sarılabilirim abi. Sarıl abi. Çok sağ abi. Covid değilsin değil mi? Yok abi, yok. Fotoğraf da çekinebilirim. Gel abi, çekil. Bir daha çok ufak bir soru. Abi başlamak diyorsun ya. Evet. Başlayabiliyorum. Sürekliğim de kararlılığım da var ama dış etmenler çok etkili abi. Ya. Ne abi dış etmen? Abi ben çok manyak bir insanım. Yani tanısan anlar, çevre, çalışkanlık, her şey var. Bende. Tamam. Öyleysen abi, dış etmenler seni etkilemiyor olması lazım. Abi dış etmenler seni etkilediğinde neyse bu. Tamam mı? Arkadaş gezme, tova, her şey olabilir. Tamam abi, şöyle bir şey yapacaksın. Çok basit bir şey anlatıyorum. Senin düşmeni, başarısız olmanı bekleyen, bundan sevinecek insanları düşüneceksin. İnsanlar... Olmaya da bilir böyle bir insan. Varmış gibi hayal edeceksin. Diyeceksin ki, onları sevindirecek misin? Yoksa onlara gösterecek misin gününü yani? Kendini abi hırslandıracak ve kendini şey yapacak bir yöntem bulmalısın. Bundan başka çaren yok yani. Zaten yeterince deliysen kimse senin önünde duramaz bir saatten sonra. Size bir konuda teşekkür edebilir miyim? Teşekkür ederim. Geçen sene sizin sayenizde ben ticarete başlamıştım videolarınızda. Hadi ya. 130 bin lira kadar da bir ciro yaptım. Size bunun için çok teşekkür ederim. Bana da ver bir kısmını. Şaka şaka. Bunda payınız çok daha büyük. Daha da yükseldi. Daha yeni ama başlamışsın. Şöyle, ben pandemiden sonra bunu bırakmak zorunda kaldım. Ciddi zararlar oldu. Ve şu anda tekrar başlamaya çok korkuyorum açıkçası. Çünkü ortada bir başarısızlık var. Tam tersi bak, gaza getirmek için söylemiyorum.
tam tersi abi. Başarısızlık olmuş. Oradan öğreneceğin olacağın milyon tane şey var. Oraya odaklan. Tam tersi avantajlı durumdasın şu an. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Bir çekilelim hemen. Bir şey söyleyeceğim hemen. Kim çekiyor? Orası mı? Teşekkürler. Bak. Ha, fotoğraf mı? Evet. Hemen bekle. Unutmadan söyleyeceğim. Sıra bende. Çekil abi. Dur. Hemen fotoğrafa döneceğim bu arada. Bir saniye. Raşit nerede? Adamı bekletiyoruz ya. Ben de bir fotoğraf çekeyim. Dur fotoğraf. Dur. Evet, tamam. Şunu cevapla. Unutacağım konu. Şey unutacağım. Ben hatırlatırım size. Çok teşekkür ederim. Bak bir saniye dur. Hemen fotoğrafa gireceğim. Dur oğlum dur. Şunu cevapla. Bir dakika. Tamam. Teşekkürler. Ha. Şimdi abi. Ne oluyor biliyor musun? Bazen bir müşteriye karşı hata yapıyorsun. Mugo.com.tr'den alışveriş yaptı. Yanlış ürün yolladın. Müşteri sinirlendi. Olay çıkarttı, çok kötü bir durumdasın değil mi? Bayağı boktan bir durumdasın. Sonra müşteriyi telafi etmek için ücretsiz bir ürün hediye ediyorsun. Bir tane not yazıyorsun. Kusura bakmayın çok değerlisiniz bizim için. Bir jest yapıyorsun ekstra. Sonra müşteri o ilk yaptığı hatayı, yanlış yolladığın ürünü unutuyor. Diyor ki Allah'ım Mugo.com.tr ne kadar iyi bir site. Müthiş bir ekipleri var. Şöyle böyle. Aslında çok kötü gibi örnek sana müşteriyle çok daha müthiş bir ilişki kuruyor, anladın mı? İşte senin şu an o yaşadığın başarısızlık çok benzer bir şey. Onu doğru lehine kullanırsan aslında avantajına o senin başarısızlığın, anladın mı? O yüzden hikayeye böyle bak, tecrübe olarak bak, gerisi gelir yani. Tek bir söz söyleyeyim, aklında kalsın, hiçbir zaman hayatım boyunca unutma. Yetki verilmez alınır, tamam mı? Yetki verilmez alınır yani. Bu her zaman böyle. Bu arkadaş bugün benim yanımda tüm gün benle Türkiye'yi geziyorsa vesaire, güzel bir şeyse bu, onu ona ben vermedim, o kendi aldı, anladın mı bu yetkiyi? Bu kadar basit yani. Abi bir kare alabilirsin. Al abi kare. 5 minutes later. Raşit Doğan'ı tanıyor musunuz? Betina Cijital. Adam Türkiye'deki en iyi yetkinliğe getirmiş beni ya, haberim yok. Sen öne geç istersen bu arada. Şimdi sevgili Raşit bizi 7 Mehmet'e götürüyor. Zaten herhalde Antalya'nın en iyi restoranı diyebiliriz yani. Kesinlikle. Yine Enes vallahi 4 ayağına düştün ha. Her yerde burada Raşit 7 Mehmet'e götürsün Mercedes'iyle. Şeyde Coşkun Reon'un entini sahibi, bilmiyorum tanıyor musun? Reon'u biliyor musun? Evet. Reon, İzmir'de Reon'un sahibi Coşkun BMW'siyle gezdirsin seni. Vallahi Enes. Hayat sana güzel, demiş. Yemin ediyorum. Ne yapıyorsun? İşte yalandan video çekiyor, iki editliyor. Şaka şaka. Ya şöyle geçeyim abi. Antalya gurme turumuz Raşit Doğan ve Tuğba ile 7 Mehmet'te devam ediyor. Ben milli gurmeniz olarak girişimci gurme. Kanalın ismi o olsun. Girişimci gurme. Girişimci yiyici. Tahinli dondurma keçisinden. Ne kaymağıydı abi? Manda kaymağı. Yani inanılmaz bir bal kabağı zaten ortada. Ve tahin ve ceviz de şu an ladies first ama kusura bakma seni bekleyemeyeceğim. O yüzden şuradan her şeyi alıp yani gerçekten şehir falan değiştirilir yani. Yani gerçekten yani inanılmaz ya. Bir söyleyeyim ama gerçekten sıralınınki de çok güzel. Ne oldu Enes? Nasıl ayakkabı bağladın mı çekiyorsun? Şimdi ayakkabılarımı bağlayayım da güzel bir yürüyüş yapacağız. Çok sağ olun. Görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz. Bay. Hadi Enes. Yedik şimdi spor zamanı. The next day. Antalya çok iyiydi. Baya. Büyük bir etkinlikti. 700-800 kişi vardı ki daha büyük salon olsaydı daha büyük bir etkinlik olacaktı. Şimdi bayağı da yürüdük bugün Enes'le. Enes yani kamerayı aman düşürme yorgunluktan.
kaç yani şöyle söyleyeyim 9 kilometre 3 12 3 daha 15 16 15 16 kilometre yürüdük bence easy. Konya altından baya baya gezindik yani. Şimdi döneceğiz. Yarın çok güçlü bir şekilde haftaya başlayacağız. Valla Ankara'yı özleyeceğimi hiç düşünmezdim. Ankara'yı özledim. İşimizi, gücümüzü. Kas'la ilgili müthiş planlar var aklımda. Gerçekten yapacağız yani. Gerçekten yapacağız. Sonraki bölümde.